İstersen devam edelim. Beşiktaş'a geçeceğim şimdi. Beşiktaş'ı hem Rıza Çalımbay'ın sözleşmesi, bir de tabii Ali Koç'un bir ziyareti gerçekleşti Hasan Arat'a. İstersen bir Rıza Çalımbay konusunu konuşalım seninle. Hep böyle dejavu yaşıyormuş gibiyiz. Özellikle dün Ahmet Akcan buradaydı. Yine o da dengelerden bahsetti. Feyyaz Uçar, Samet Aybaba ve Rıza Çalımbay arasındaki. Şimdi bu fesih maddesinin uzatılmasını sen nasıl yorumluyorsun? Yani Olumlu bir şey mi bu, olumsuz bir şey mi? Rıza Hoca açısından şöyle düşünüyorum olayı. Rıza Hoca ben takımda olmak istiyorum diyor. Aspor ekranlarında yaptığı açıklamalarda bile ne zaman isterse takım buradayım diyor. Ama 10 günlük bir kontrat mıdır hocanın gerçekten hak edişi dersen bence sezon sonuna kadar bir sözleşme olması gerekiyordu. Şimdi Rıza Hoca başarısız mı? Yoksa başarısız olan Rıza Hoca'ya bu kadroyu sunulması mı? Ya da sunulamaması mı? İşte eksikler, sakatlıklara bakıyorsun. 30-40 tane sakatlık yaşamış takım. Kadro şık bırakmalar. Hoca mı bıraktı kadroçuları? Hayır, hoca bırakmadı. Hayır. Söyledi Şimdi zaten. hocanın kadro dışı ya karşıyım dediği bir ortamda siz gidip yönetim olarak 5 tane kritik adamı kadro dışı bırakıyorsunuz. Zaten bu kadar çok sakatlık varken. Üstelik sakatlık varken. Hoca bir şekilde akademiyle tamamlıyor. Ama yine de hocanın üstten bak ya hocaya üstten bir bakış açısı bu. Çünkü hoca kamuoyu karşısına geçmiş. Demiş ki ben kadroşulara karşıyım. Kazanmaktan yanayım diyor. Ve siz gidip sonrasında kadroşu bırakıyorsunuz. Bu hocayı ezmek. Kabul edelim ki bu hocayı ezmek oluyor. Bunu hangi sektörde neye karşı yaparsanız yapın. Bir idareci bir konuda karar verici olarak ifadede bulunuyor. Siz üst karar verici olarak onun kararının üstüne bir karar verip tam zıttını yapıp üstelik bu kamuoyuyla paylaşılmış bir açıklamaysa eğer o hocayı ezmiş oluyorsunuz. O idareciyi ezmiş oluyorsunuz. O yüzden Beşiktaş 1-0 burada yanlış yaptı. İkinci yanlış şu. Çok büyük vizyonlara sahip olabilirsiniz. Çok farklı bakış açılarına sahip olabilirsiniz. Ama sorunu iyi tespit etmediğiniz sürece tedaviyi doğru yapma şansınız yok. Şu an Rıza Çalımbay 10 günlük kontrat imzalandı ve haldır haldır yabancı bir teknik direktör arayışı var. Ne kadar da Ali Koç döneminin ilk sezonuna benziyor değil mi? Çok benziyor. Çünkü bazı başkanlar hep çareyi yabancıda arama gibi bir düşünceye sahipler. Olabilir bu arada. Daha iyisini bulabilirsiniz. O yabancıysa da getirin. Dünyanın diğer ucundaysa da getirin. Fark etmez. Hiç böyle yerli yabancı bakış açısına sahip değilim bu arada. Hatta dün yayında da bahsettim. Bana ırkçı bir bakış açısı gibi geliyor. Yani bir insanı yerli yabancı diye ayırıp ona göre sıfatlandırıp bu tamamen ırkçı bir bakış açısı. O yüzden ancak şu anda mevcutta bir hocanız varken ve bu hocanız daha önce Türkiye Kupası'nı kazanmış, Anadolu'da kazanmış, performans vermiş, sizinle de performans vermiş, şu ana kadar Beşiktaş'ta da performans vermiş bir hocayken hala da 10 yıl 10 günlük kontratlarla başka hoca arayışında olmak, mevcuta güven duymamak ve mevcutla yapabileceği konusunda demek ki ellerinde, yapamayacakları konusunda ellerinde bir done var. Bunu kamuoyuyla paylaşmaları lazım. Yani neden Rıza Hoca olmadı? Niye olmuyor? Neden Şenol Güneş olmadı? Sonrasında yine bir değişiklik, yine bir Evet, değişiklik. yani Bunun şimdi bu sonu da yok sanki. Valerian İsmail gelirken de bu hayaller vardı. Yani yabancı hoca gelsin, buradan gelsin. Neden? Değil mi? Yani altını neyle dolduruyorsun? Hep söylüyorum neden? Bu nedeni neden şu sorusu değil. Niye gidip alıyorsun değil. Bak hoca var demiyorum. Niye tercih ediyorsun? Bir açıklayın. Hani altındaki matematik ne? Bugün Rıza Hoca ile başaramayacağını düşündüğün ve diğer hoca ile başarabileceğini düşündüğün değişkenler neler? Bunları kamuoyuyla paylaşın ki bilelim. Şimdi futbolun tepe ismi olan Samet Aybaba'nın öncelikli olarak bu konuda bir açıklama yapması gerekiyor. Beşiktaş şu an bir arayış içerisinde. Yabancı hoca arıyor. Yabancı hoca arıyorsan demek ki Rıza Hoca'nın bir şey yapamadığını, yapamayacağını düşünüyorsun. Daha iyi yapabileceği arıyorsun. Bunu bir izah etmek lazım. Çok kısa süre ya daha. Tabii ki çok kısa bir Ve süre. anlaşılmayacak bir süre. Çünkü zaten takımın yarısı neredeyse yok. En önemli oyuncular şu an mesela kadro dışı bırakıldı. Yani Alanyaspor karşısında mesela bu hafta bir mağlubiyet alınırsa tüm suç Rıza Çalımbay'ın mı? Bence değil.
Asla değil. Yani burada bence çok büyük bir plansızlık içerisinde gidiyor mevcut. Çok heyecanlı gidiyorlar. Heyecanı da anlayabiliyorum. Ama biraz topa basmak diye bir tabir vardır ya, sakin kalmak gerekiyor. Evet, yetki, mertebe hepsi ellerinde. İstedikleri oyuncuyu, istedikleri hocayla yollar ayırıp istediklerini getirebilirler. Bu kadro dışı kararıyla sence yönetim kötü bir açılış mı yaptı? Bence kötü bir açılış yaptı. Bakın, gözdağı verebilirsiniz oyuncuya. Ama sonra niye kötü bir açılış bir de biliyor musun? Oyuncuyu kadro dışı bırakamıyor musun ki? Kontratında yazan FIFA tüzükleri hiç mi bakmadınız? Sonrasında antrenmanda bireysel de çalıştılar. Isınmaları takımla yaptılar. Değil mi? Hiç mi kontrol etmediniz? Bak, kötü bir başlangıç. Bak, mevcut yönetime bir eleştiri anlamında bunları sunmak zorundayız ki bir şeyler yoluna girsin. Ancak mevcutun da şuna farkında olması gerekiyor. Birileri Beşiktaş camiasına operasyon yapıyor. Birileri Beşiktaş camiasına operasyon yapıyor. Bunu iyi farkına varmaları lazım. Ve şu anda özellikle sosyal medya üstünden kulüp yöneticiliği yapmak gibi bir tabir var. Evet. Neden bahsediyorum? Sosyal medyayı, kitleleri yönetiyorsanız, kitleler elinizdeyse, oradan oluşturduğunuz trendler, oradan oluşturduğunuz rüzgarlar kulübün içine kadar sirayet ediyor. Ve siz bu sirayeti zannediyorsunuz ki devasa bir kitle bunu istiyor zannediyorsunuz. Aslında bu bir operasyon. Adam 1.000 lira verip TT listesinin tepesine güle güle Rıza Çalınbay yazdırabiliyor. Evet. 2.000 lira yazıp verip Dünya Trend Topik listesine bu başkanlığı olmaz yazabiliyor. Şimdi böyle bir iklimde siz sosyal medya üstünden karar verici olmamanız lazım. Rıza Çalınbay ile alakalı süreçler sosyal medya tetiklenmesiyle başladı düşüncesindeyim. Çünkü bir dönemin Seba gitsin, Ahmet Dursun tezahüratları vardı hatırlarsın. Süleyman Seba'ya yönelik tribünlerde söylenen bu söylemler bugün sosyal medyada Beşiktaş camiasının en fazla formasını giymiş teknik direktörüne, üstelik Türkiye'nin de en fazla sahaya çıkan teknik direktörüne dönük çok, yani bel altı demeyeyim ama hiç kabul edilmeyecek argolukta, argo sözlerle hocaya karşı ithamlarda bulunuyor. Neden? Beşiktaşlıyım ben bakış açısıyla o gençler yönlendiriliyor bu şekilde. 14-15 hatta 13-14-15 belki daha düşük yaşlardaki çocuklar bunun yönlendirmesiyle, bu tarz yönlendirmelerle Beşiktaş'ı etkisi altında alıyorlar. Siz zannediyorsunuz ki karşınızda kongre üyeleri gibi ya da taraftarların gerçekten aklı başında. Hayır, öyle bir dünya yok. Cem Yılmaz'ın skeçi vardı ya, hatırlarsın, böyle annesi kek getiriyor işte Muhittin bilmem ne, oradan yazıyor çocuk, anladın mı, bilgisayar başında. Niye yazıyor çocuk? Etki altında kalıyor. Çocuk Süleyman Seba'yı görmemiş hayatında. O tezahüratları bilmez, o günleri bilmez ya da geçmişi bilmez. O günü yaşıyor. Çünkü 2-3 yıldır futbolla ilgileniyor. Ve sen bugün ona Rıza Çalınbay de kim bilmez. Ama işte onları yönlendirenler yüzünden siz bazı karar verme noktasına geliyorsunuz. Evet. Beşiktaş'ın mutlaka bazı şeyleri toparlaması lazım. Çünkü şu anki gidişat çok panik gidişatı. Bakalım ve bu gidişat iyi bir gidişat gibi gözükmüyor. Sözleşmenin de olduğu dönemdeki iki maçta bakalım. Nasıl bir performans sergilenecek. Trabzonspor'la devam edeceğiz değerli izleyenler. 17. haftada deplasmanda İstanbulspor'la karşılaşacak Bordo Maviller. İstanbulspor düşme hattında olan bir takım. 17-16 haftada yalnızca 2 galibiyet almışlar. Ama Trabzonspor açısından bir zaten yükseliş var Abdullah Avcı ile birlikte gelen, ama orada da kadroda bazı belirsizlikler var. Mendy'nin stopere geçmesi gibi yine bu çok konuşulan bir hamleydi. Bu haftada, bugün de yine böyle bir farklılık bekleniyor. Trabzonspor'da İstanbulspor karşısındaki beklentin nedir senin? Tabii İstanbulspor açısından olaya bakarsak da onlar gerçekten de mevcut hoca değişimiyle birlikte hiçbir pozitif ilerlemeyi sahaya yansıtamayacak bir noktaya geldiklerini gösterdiler bize. Ve bugün puan tablosuna 8 yanılmıyorsam puanları, son sırada yer alıyor olmaları ve oynanan oyunla alakalı da üstüne koymak yerine hatta bence dönem dönem geriye gidiyormuşçasına havalar veriyor olmaları da aslında işlerin ne kadar zor olduğunu bize gösteriyor. Ve Trabzonspor'un da Abdullah Hoca ile birlikte yakaladığı bu çıkış muhtemelen İstanbulspor karşısında da devam edecektir. Ve oynadıkları bu oyunun kalitesi de yükseliyor.
Trabzonspor'un. Yani hoca geldi, bir motivasyondur, bunun etkisiyle kazanılan 3 puanlardır değil. Aksine hocanın gelmesiyle birlikte oyunun da kalitesinde yukarıya doğru bir evrilme var. Ve bu da tabii İstanbulspor karşısında galibiyet muhtemelen getirecektir. Yani geçtiğimiz haftalarda oynanan o Kayserispor mücadelesinde alınan mağlubiyet aslında biraz takımı düşürdü oyun anlamında. Gaziantep karşısında da böyle çok yüksek dereceli bir oyun olduğunu söyleyemeyiz Trabzonspor adına ama bugün aranın da ardından bir yükseliş bekliyorum. Muhtemelen o olacaktır zaten. Rakip de bunu göstermesi için çok uygun bir rakip. İstanbulspor karşısında Trabzonspor hızlı başlayıp hızlı bir şekilde skorları bulup biraz daha rolantiye girerek maçı tamamlamayı hedeflediği kanısındayım. Abdullah Hoca'nın bundan önceki karşılaşmalarda oynattığı oyuna baktığımız zaman bir kere Kayserispor karşısında alınan puan kaybı bir kere Recep Uçar da Abdullah Avcı'nın ne yapabileceğini çok iyi bilen bir teknik direktör. Yani hocayla uzun yıllardır birlikte çalışmış bir ismin hocaya karşı da bir planı olmasını zaten bekliyorduk. Hoca da belki bundan da kaynaklı ki iyi bir taktisyen hocadır Recep Uçar. Zorluklar yaşadı. Gaziantep karşısında oyunun kalitesiyle evet senin de söylediğin gibi bazı sorunlar gözükse bile kazanmayı bilen ya da işte istediğini almayı bilen bir Trabzon. Ama burada muhtemelen oyun olarak da iyi bir futbolu sahada göreceğiz. Bakalım. Tekrar etmiş olayım bugün oynanacak 3 maçı da Başakşehir Sivasspor, İstanbulspor Trabzonspor ve Gaziantep Futbol Kulübü Adana Demirspor mücadeleleri 17. haftanın açılış maçı olarak bugün oynanacak. Taner çok teşekkür ederim ben sana. Ben teşekkür ederim. Taner Karaman'a tekrar teşekkür edelim değerli yorumları için ve Sabahspor'u bugünlük noktalayalım. Hoşçakalın.